Tekrarlı permütasyon formülüyle çözülebilir. K'dan A'ya gelmek için iki adım kullanmamız gerekiyor. Bir sağa, bir aşağıya ya da bir aşağıya, bir sağa. Yatay veya dikey olarak birer tane olduğu için 2 faktöriyel bölü 1 çarpı 1 diyebiliriz faktöriyel olarak. A'dan B'ye gelmek için 1, 2, 3 adım gerekiyor. İster aşağıdan ister ortadan gitsek fark etmiyor. 3 faktöriyel bölü diyoruz. A'dan B'ye doğru 2 birim sağa, 1 birim aşağıya gittiğimiz için 2 faktöriyel çarpı 1 faktöriyel diyebiliriz. Bunların sadece sıraları değişecek. B'den L'ye gelmek için de 1, 2, 3, 4 adım gerekiyor. 4 faktöriyel farklı farklı şekillerde gidilebilir. Buradan bir tane aşağı indiğimiz için 1 faktöriyel, 3 tane sağa gittiğimiz için 3 faktöriyel diyoruz. Bunların hepsi birbirine bağlı olduğu için bu kadar farklı şekilde olabilir. Buna göre 2 faktöriyel 2'dir. 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel 3'tür. Burada da 4 gelir. Çarpımdan 24 olacaktır. Doğru cevap 24'tür.